Sevgili arkadaşlar, Maximum Gaming kanalından herkese kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Bugün yine bir dayak yemeye geldim ben. Yine e-sporcularla maç yapacağım. Bugün Arda bizlerle beraber. Arda Kaygusuz'la Galatasaray e-spor takımından. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi değilim. İyi olmaya çalışıyorum. Sırayla tüm e-sporculardan teker teker dayağım yememin ardından sıra geldi Galatasaray mücadelesine. Şimdi Arda ile bir sohbet yapacağız. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl geçiyor diye ama... Ben istiyorum ki bu sohbetimizi kadroları dizerken yapalım Arda. Okeysi senin için de. Uygundur benim için de. Maça başlamadan önce sevgili arkadaşlar hemen bir bilgi de geçeyim. Biliyorsunuz Maximum Gaming kanalındayız ve Maximum Gaming kartın bazı avantajları var gamerlara sağladı. Eğer hala Maximum Gaming karta sahip değilseniz yapacağınız şey çok basit abi. App Store ya da Google Play Store'dan Maximum mobil uygulamasını indirerek uygulama içerisinden kolayca Maximum Gaming karta başvuru yapabilirsiniz. Size özel kartınızı oluşturduktan sonra Maximum mobil dijital kod market içerisinde bulunan Steam cüzdan kod ödemeleri, RP kod satın alımı ve diğer oyun için kod alışverişlerinizi Maximum Gaming kart ile gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız e-ticaret alışverişlerinde harcama tutarının %5 kadar gaming puanı da kazanıyorsunuz. Bunu da eklemiş olayım. Kazandığınız gaming puanları ise yine Maximum mobil uygulaması içerisindeki dijital kod market içerisinden oyun kod harcamalarınızda veya yemek sepeti siparişlerinizde kullanabilirsiniz. Evet sevgili Arda, kaç yıldır FIFA oynuyorsun? Çok merak ediyorum. Abi ben PES'le başladım. PES 2006 ile başladım. 4 yaşında oynuyordum. Online oynadım ya da FIFA 16'da başladım. Peki yani kaç yıldır profesyonel olarak oynuyorsun? Profesyonel olarak Galatasaray'a 2019'da FIFA 20 sezonun başında Galatasaray'la oynamaya başladım. Ondan önce bir profesyonel kariyerim yok. Sen 2002'lisin değil mi? Evet. Vay arkadaş ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Yani şeyi merak ediyorum mesela. Bu oyunda FIFA'da tabii tüm e-spor oyunlarında bir refleks gerekiyor. Ama FIFA'da böyle bir refleks için, şimdi genç yaşta e-sporcu olmanın en büyük artısı da o zaten. Reflekse dayalı oyunlarda genç yaşta olunca daha rahat ediyorsunuz. FIFA'da o önemli mi sence? Yaş muhabbeti. Ya, FIFA'da da tabii ki abi çok yaşlı olduğunda kesinlikle etkiliyor. Yani belli bir yerden sonra ama yani yaklaşık 22-23'e kadar top seviyede oynayabiliyor oyuncular. Öyle oyuncular var. 22-23'e yani. Kadar mı? Evet. Şaka yapıyorsun. O kadar erken yaş mı top seviye? Yani 25 yaşında top seviye olmak zor mu? Çok zor. Yani zaten birçok daha hızlı refleks gerektiren oyunlarda 22-23 yaşlanma olarak yani. Sana bugün bunun aksini ispat edeceğim. 30 yaşında nasıl oynanırmış sizlere göstereceğim sevgili arkadaşlar. Ben bu arada okuyayım. Sen özel taktik yaptın mı? Ne olur onu öğrenmek istiyorum sadece. Yaptım abi. Ya Allah kahretmesin ya. En sevmediğim şey şu özel taktikte. Ne yapalım lan biz özel taktik olarak acaba? Genişliği kapatayım değil mi? Geniş olmaya gerek yok. Çok gerek yok ama bu sene biraz daha kanattan geliniyor ya. Öyle mi? Ya ben 5'te oynuyorum genişliği de savunmada. Ha. Ama ben neyse onu bırakacağım ya. Vallahi tamam. Neyse onu bırakacağım yani. Şimdi bugün ben birkaç zamandır çalışıyorum. Onu söylemek istiyorum yani. Birkaç zamandır çalışıyorum. Bugün meyvelerini vereceğini düşünüyorum bu maçta. Bir 15-20 dakika etkili futbol oynayabilirsek bu maçı çevirebileceğimi düşünüyorum. Senin FIFA'da oyun anlayışı olarak var mı tavsiye edeceğin bir şey? Nasıl bir oyun anlayışı bu sene gider diyorsun? Gerçi sene de bitti ama nasıl evet. Bir oyun anlayışıyla oynadın? Ya bu sene yani topu olabildiğince kendi takımında tutmak, yani ayağında tutmak daha iyi. Çünkü rakibe verdikçe atak şansı. Ve bu çok sıkıntı bu sene yani. Topa sahip olduğunda bir şekilde böyle bulabiliyorsun. Savunma yapmak daha kolay olduğu için hızlı hücumlarda çok zorlanılıyor genelde. Tek paslarda özellikle oyuncular çok zorlanıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, şu an ben topu hala alamadım. Anlayabiliyorum o yüzden. Çok güzel pastı bu arada ama o gol olmamalı. Gol olmamalı. Evet kendisi öyle goller hiç yemedim. Hiç yemeyi düşünmüyorum. Hemen oyunu açıyorum. İzle. Arda. Bu e-sporcu olmayan kardeşini izle. Şimdi Belhanda ile atağımızı şekillendiriyoruz. Anlat Arda, daha ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Nasıl şey yapıyor? Sen öyle abi, çok konuşmayayım. Bir gol atayım diyorum. Bak. Ah be, trivele gelecekti. Bu sene bu pandemi süreciyle beraber nasıl geçti antrenman programı? Senin için bir değişiklik oldu mu? Daha mı yoksa senin için hani evde duruyor olmak daha farklı bir şey mi oluyor? Ya süreç senin için bir şey fark ettirdi mi? Benim için daha çok oynama fırsatı oldu ama e-spor faaliyetlerini biraz olumsuz etkiledi aslında. Yani o açıdan çok az turnuva oldu bu sene. Peki 21'in betasını oynama şansın oldu mu FIFA 21'e? Yok bu sene FUT oynamadığım için verified olamadım abi sınavı. Pro Clubs oynadım ben bu sene daha çok. Peki şey o yüzden vermediler. Şu atak bitsin konuşacağım be. Ah be. Tamam. Artık konuşabilirim şu an rahatım yani. Şey Pro Clubs, bana Pro Clubs herhalde daha acemi olduğum için çok daha zevkli geliyor şey açısından. Hani gerçekten herkesin bir oyuncuyu oynatıyor olması çok daha zor bir şey tabii oynaması hep beraber ama izlemesi de zevkli geliyor bana. Çünkü
Evet, evet. Çok güzel. Ucuz bir goldü. Hak etmediğimiz bir goldü. Çünkü futta abi her şey bana çok ezber geliyor maçta. Yani böyle hani e-spor maçlarında falan kalıplar var ve o kalıplar üzerinde oynuyor insanlar genelde gibi hissediyorum. Yani orta kafa gol deneyen görmüyorum mesela. Anladın mı? Öyle şeylerden bahsediyorum. Ama sanki Pro Club biraz daha serbest, biraz daha böyle ne olacağı futbolun şeyi vardır ya, ne zaman ne olacağının bilinmemezliğini getirdiği bir zevk. Sanki Pro Club ona biraz daha yakın gibi geliyor. Sen kendi deneyimlerinden kıyaslarsan hangisinden daha çok zevk alıyorsun oynarken? Ya ben açıkçası futbolundan daha çok zevk alıyorum ama Pro'da da eskiden dediğin çok doğruydu abi ama bu senede artık ya birkaç senedir insanlar bütün taktikleri çözdü yine, o da oraya gidiyor. Yalnız ne oluyor acaba? İnanılmaz. Tabii bunun şöyle bir şey var. Bu bir oyun ve bir şekilde bir matematiği, bir kodlaması var. Ve bunu çözdükten sonra insanlar onu tabii üzerine gidiyorlar doğal olarak. O taktiklerin üzerine gidiyorlar ve bu hiçbir zaman bitmeyecek bir şey yani. Bu her zaman olacak. Bu arada soldan güzel bindirdiğimi düşünüyorum. Çok kötü bir pas tercih. Acele ettin abi. Biraz daha sakin oynamak lazım. Orada bir koşu var. O koşuyu eşlik ettik. Karşıladık. Var mı favori bir oyuncunun oynamaktan zevk aldığın? Hem Galatasaray'da hem de genel olarak. Galatasaray'da Belhanda ile oynamak çok zevkli abi. Çok iyi dribbling var. Çok rahat tutuyorsun. Genel olarak da Neymar çok zevkli bu sene. 5 weak foot olduğundan hem sağa hem sola çok rahat şut çekebiliyor. Evet ya, onu çok duydum ya. Neymar'la oynaması bayağı iyi diyorlardı. Topu da ayağından almak çok zor oldu. Hadi sağdan yardırdık. Lemine yürü. Lemine yürü. Ona değil be. Lan niye ona atayım? Öyle bir mantığım olabilir mi benim ya? Sıkıştır. Hakikaten oyunun hakimiyetini aldın mı? Genelde acele etmiyorsun. Oyunu kurup yavaş yavaş hücuma kanalize ediyorsun. Doğru açıyı arıyorsun. Oo, çok güzel bir vuruş. İşte bak mesela bu bir zamanlamalı vuruş mu yaptın? Neydi bu vuruş? Yok abi, değil normal plase vurdum. Ha, plase vurdum. Ama o açıdan gol olduğunu biliyorsun tabii sen. Yani o açıdan attığın zaman vurulabilecek, yani gol olma ihtimalinin yüksek olduğunu farkındasın diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Güzel şeyler geldiği için vurdum. Normalde pek vurmuyorum oralarda. İşte zaten bunlar da hep işte bol bol oyun oynamanızın verdiği bir tecrübe diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben buradan gol olmayacaktı. Oyun kurudan müthiş bir gol geldi. Evet. Tek golüm oldu. Başka da gol atamayacağım için tekrarını seyretmek istiyorum. Kusura bakma. Normalde seyretmek istiyorum. Sorun yok abi. Bu müthiş golümü izlemek istedim. Çünkü başka bir golüm olacağını zannetmiyorum. Kendi kayısına yazmış. İlginç. Evet. Enteresan bir çarpma. Ben mesela işte çok ultimate böyle süper oyuncularla oynamayı bu yüzden çok sevmiyorum. Hani bu tarz böyle bir tık daha görece 70-80 overall oyuncular daha sürprize açık şeyler çıkarabiliyor gibi geliyor bana. Diğer türlü herkes böyle skiller mikiller havada uçuşuyor falan, ben bir adapte olmakta zorlanıyorum, çok kötü pas. Evet abi ya, o konuda ben de katılıyorum. Yüksek seviyede her oyuncu neredeyse çok açıdan yani gol atabiliyor ama bu tip oyuncularla oynarken en doğru açıyı yakalamak gerekiyor aslında. Evet, daha bir keyifli geliyor bana o yüzden oynaması. Şurayı kapatabilirsek, çok güzel müdahale. Sağda tek top yaptık. Tek top. Toplar geçmiyor, istediğimiz pasları çıkaramıyoruz bir türlü ya. Çok güzel girdim araya. Çok güzelsin Onyekuru. Girdin Onyekuru. Hocam! Oğlum bir orada hafif bir itişsen topu alacaktın ya. Neyse, çok da kızmak istemiyorum. Adam girebildiği kadar girdi. FIFA 20 oyuncusu olarak FIFA 21'den beklentim var mı? Ne olur şunu düzeltsinler artık. Bıktık bundan dediğim bir şey. Yani abi savun, yani kontrol edilmeyen oyuncuların yaptığı savunmayı düzeltmeleri lazım biraz. O çok rahatsız edici. Yani rakibin kontrol etmediği bir oyuncu çok rahat şutları bloklayabiliyor vesaire. Ha, daha iyi blokluyor diyorsun yani rakibin kontrol etmediği oyuncu. Evet evet. Yani onu azaltmaları lazım. Eskiden sanki daha da agresiflerdi ya. Eski FIFA'larda. Ben şey hatırlıyorum. Bir FIFA'da şey konuşuluyordu. Kimse savunma yapmıyordu. Herkes yapay zekaya bırakıyordu. Böyle bir, sanki öyle bir dönem vardı bir tane FIFA oyununda. Emin değilim ama. Evet evet, yani hatta direkt birebir savunmadansa ikinci adamı çağırıp geride bekliyordu oyuncular, pas yolunu kapatıyordu. Taktik değişikliği yaptın mı vardı ikinci yarı için? Yok abi, yapmadım. Favori taktiğim bu mu bu arada? Yok, ben de yapmadım ya. Favori taktiğim bu mu bu arada, yoksa Galatasaray'da bunu oynamak daha rahat olur diye mi böyle yaptın? Dizilim olarak söyle. Favori taktiğim 4-2-3-1, bunu oynamayı severim abi. Yani bence en dengeli dizilişlerden. Ama bazen aşamadığımda değiştiriyorum.
tabii. Kaç neye geçiyorsun mesela? Ben şu an aşamıyorum seni. Ne yapayım? 4-4-2'nin 4-4-2'nin defans orta saha bir versiyonu var. O kullanılıyor. 4-4-1-1 ikinci versiyonu kullanılıyor. Tak olan. Ben itiraf ediyorum. Hiç antrenman falan yapmamıştım. Çok da belli oldu. Çok rahat. Yani göz göre göre engelleyemiyorum. Ama onu engellemiştim ben ya. Ona dokunmuştum be. En üzüldüğüm şey zaten şu. Biliyorum yani topun nereye gideceğini. Ve engelleyemiyorum ya. Delirtiyor beni. Dediğim hızda pas yapamıyorum şu anda. Kapattık orayı. Kapattık orayı. Kapattık orayı. Ona değil lan, önüne atacaksın ya. Ben hiç var kopuğum şu anda. İletişim sıfır bende yani oyuncularla. Haydi beyler, sıkı savunma. Nereye atacağı belli. Sıkı savunma. Arkaya kaçıracak. Kaçırmadık. Kısa paslarla dönecek. Arkaya Belham da kaçtı. Çok güzel. Çok güzel. Haydi bir kontra. Onyekur baba. Çok güzel baba. Tekte verdin. Falcao. Biraz cevval abi. Bana nasıl gol atıyorsan lütfen benim takımımda da aynı şekilde. Hop. Evet. Bugün videomuzun sonuna geldik. Teşekkürler abi. Ya Arda konuşmuyoruz oğlum. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Anlat be. Abi oyuna odaklanmışım ya. Pardon. Ya işte oyuna odaklanmak kolay. Benim gibi konuşurken oynamak çok zor. Haklısın abi, kesin. Biraz konuş da ben de gol atayım. Abi şöyle geçiyor günüm. Kalkıyorum pandemide. Genel olarak yapacağım işleri yapıyorum. Sonra FIFA'mı oynarım. Sen üniversite sınavına mı girdin? Aynen, üniversite sınavına girdim. Nasıl geçti? Sormamı ister misin bu soruyu? Olur abi. Yani beklediğimden kötü geldi. Beklediğimden kötü geldi. Hiç bir daha olmayacak. Ha, bir sene daha hazırlanmaya mı karar verdin? İyi bakalım, hayırlısı olsun ya. Umarım istediğin yer. Var mı istediğin bir bölüm? İnşallah falan? Abi. Yani abi bölümden çok yani e-spor mühendisliği falan diyorum. Öyle bir şey mi var? Valla inanırdı böyle bir şey olduğuna ya. O kadar uzak kaldım ki. Yok abi ya işte. Bu sene daha çok... Hem de okulda olmadığı için FIFA'ya da ağırlık vereceğim. Bakalım ikisi bir arada giderse. Yani sen zaten şu an e-spor odaklısın galiba. Üniversite yaşında da bu e-spor odaklanmaya devam edeceksin diye tahmin ediyorum. Evet, evet. O yüzden çok zorlamayacak bir düşünüyorum. Ha, olsun. Sen gene de yapmaktan keyif alacağım, mesleği barındıran bir bölüm seçmeye özen göster ki kaleci çıkar mısın? Teşekkürler. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Falka. Çok dikini oynamaya çalışıyorum. Hemen topu kaybediyorum. Biraz daha orada belki takımımın gelmesini beklemem lazım. Bu sene en önemli kısım olmaz. Öyle mi? Bak ben çok şey oynamaya çalışıyorum. Cevval. Hatta bu sene yani 0-0 biten maçlar falan oluyor. Şut olmadan geçen maçlar oluyor mesela. Hadi ya, o kadar millet şey yani. Evet, bu sene çok sıkıcı oyun o açıdan. İzlemesi de vermiyor. Her sene bir şey geliyor, bir şey gidiyor işte yani. Böyle oluyor. Hadi! Ulan bas! Faul mü? Yani, faul abi. Da ben hiç anlamıyorum. Yani fiziki kullanmayı da hiç bilmiyorum. Deneyeyim bakayım nasıl olacak. Yanı oyuncu çağır abi istersen. Onları koştur. Yok, deneyeceğim. Aa, güzel gitti. Fena gitmedi. Var bizde de bir şeyler bu Arda. Ufak tefek. Eski toprak. Aynen, ufak tefek sürprizler barındırıyoruz yani. O nasıl bir vuruştu ben anlamadım yalnız. Müthiş hareketler. Euro Onyekuru. Oha, çok hızlı kaybettin. Ne olduğunu anlayamadım. Bu kadar hızlı omuz yiyeceğini düşünmemiştim. Aslında sahanın en hızlı ismi ama çok yavaş kalıyor. Dribbling yaparken. Güzel müdahale. Yemiyoruz. Yemiyoruz. Bari 4-1 bitsin maç be. Pas taşmaları. Oğlum ne kadar kötü bir pasta o ya. Bize tenezzül bile etmedi koşmaya. Bir gol daha atak bitmeden derken atak bitti. Bu kez de 4-1 kaybediyorum. Bir e-sporcu kardeşime karşı. Tebrik ediyorum Arda seni. Gerçekten harika bir oldu. Mutlu musun peki? Utanmadan böyle benim gibi birini yendik. Abi yüzündeki gibi sağlam belli. Yani hiç böyle bir şey yapmadan, vicdanen ufak bir sızlama bile geçirmeden beni yendiğine mutlu musun? Mutlusun. Abi mutluyum yani. Kazanmak kazanmaktır değil. Peki Arda, çok teşekkür ediyorum. Seninle muhabbet etmek zevkti. Sen de burada olmak zevkli. Çok teşekkürler. Umarım revanşını FIFA 21'de tekrar yapma şansına erişiriz. Sana da üniversiteye hazırlık sürecinde başarılar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.
Evet. Güzel dilekler için, güzel oyun için. Sevgili arkadaşlar, bugün Maximum Gaming sayesinde Arda ile beraber burada güzel bir mücadele verdik. Her ne kadar benim açımdan kötü geçmiş olsa da Maximum Gaming kanalını takip etmeyi unutmayın efendim. Siz takip ettikçe yakında farklı içeriklerle, başka içeriklerle, kalabalık bir kadroyla belki tekrar burada oluruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.